Sevgili belediye başkanı arkadaşlarım, çok kıymetli Büyükşehir Meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli çalışma arkadaşlarım, öncelikle Mayıs ayı olağan toplantımızı açacağız, yoklamaya geçiyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Meclis üyelerim, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin 24 Mayıs 2021 tarihli olağan meclis toplantısına katılımı tespit edebilmek için parmak iziyle oturum açılması hususunu arz ederim. Evet arkadaşlar, yeterli çoğunluk vardır. Sayın Başkanım, Sayın Şükrü Sözen mazeretli sayılması yönünde dilekçe vermiştir. Mazeretli sayılması hususunun oylanmasını arz ederim. Evet. Sayın Başkanım, Ali Şahin Bey burada çalışmıyor. Kayıtlara geçsin istiyoruz. Kendisi burada. Evet, lütfen arkadaşlar hemen bakın. Ali bu. Evet, Şükrü Sözen arkadaşımızın izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. İki belediye başkanı arkadaşımın Isparta programından dolayı Sayın Akşener'in gelmesi dolayısıyla Elmalı ve Demre Okan kardeşim yok değil mi? Dün sözel olarak söylenmişti. Onların da başka mazeret gönderen veya mazeret ileten arkadaşım varsa onlar da mazeretli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kim efendim? Başka da yok zaten. Sayın Tanır. Evet, iki başkanımızın da mazeret sayılmasını oylarınızı sunuyorum. Evet, mazeretli sayılmışlardır. Sayın Başkanım, 11. maddeye göre gündem konuları ekleyeceğiz. Arz ederim. Başkanlık makamına. Manavgat Belediyesi'nin ilgi yazısı ekinde gönderilen Manavgat Belediye Meclisi'nin 17 Mayıs 2021 tarih 59 sayılı kararları ile onaylanan Manavgat Belediyesi'ne ait Boğaz Motel Camping Konaklama Ücret Tarifesinin güncellenmesinin Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu arz ederim deyimle Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Dünya genelinde etkisini hissettiren koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler arasında Antalya 1. Umumi Hıfzı Sıha Kurulu kararı gereği yapılan kontroller neticesinde pandemi öncesi toplu taşıma araçlarının günlük taşınan yolcu sayısında %60 oranında yolcu kaybı yaşandığı ve toplu yaşama esnafının mağduriyet yaşadığı ve araçların çalıştırmakta zorlandığı görüldüğünden yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için alınan 12 Mart 2021 tarihli 235 sayılı belediyemiz
meclis kararı ile günlük çalışan ulaşım esnafına çalışmış olduğu hatta yapılan kilometresi, Antalya şehir içi hatları kilometre cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL kilometre üzerinden aylık olarak hesaplanarak %10 artı eksi 400 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 1 Mart 2021-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmıştır. Bu olağanüstü durum karşısında kamu hizmeti yürüten toplu taşıma esnafının hali hazırda günlük taşınan yolcu sayısında %60 oranında yolcu kaybı yaşanması ve gelirinin ciddi oranda azalmasına rağmen tüm giderlerinin devam etmesi sebebiyle yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için 12 Mart 2021 tarih ve 230 ve sayılı belediyemiz meclis kararında belirtilen sürenin uzatılarak günlük çalışan ulaşım esnafına çalışmış olduğu hatta yapılan kilometresi Antalya şehir içi hatları kilometre cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL üzerinden aylık olarak hesaplanarak %10 artı eksi 400 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 1-6-2021-36-2021 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılması konusunun Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunun takdir ve tensiplerinizi arz ederiz deyimle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına. Mülkiyeti Murat Paşa Vakfı'na ait Antalya ili Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 28.156 ada 21 parsel numaralı 2745-537-23 metrekare yüz ölçümlü niteliği narenciye bahçesi ve zeytinlik olan taşınmasın doğal yeşil dokusunu tarımsal niteliği korumak ve geliştirmek, Antalya kent merkezinde kalan tek doğal yeşil alanı iyileştirerek kamu kullanımına açmak, doğanın küçük ve basit bir temsili olan kent park anlayışının dışına çıkararak doğayı bölgesel değerlerle kent içerisine dahil etmek, şehrin tarihsel, kültürel, sanatsal, ekolojik tüm değerlerin çeşitli rekreaktif etkinlikler eşliğinde ziyaretçilerinizin huzuruna sunarak turizme katkı sağlamak, çağdaş şehircilik ölçeğine uygun açık yeşil alan planlaması ve ekolojik doğası ile sosyal sorumluluk projelerinin birçoğunu da gerçekleştirmeye olanak sağlayacak taşınmasın tasarruf hakkı elinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin %10 hisse payı oranında sermaye ortaklığı olan ortaklık hisse dağılımının %86,5 kısmının kamuya ait olduğu ve ana sözleşmesinde kar payı alınmayacağı taahhüt edilmiş olan Antalya Zeytin Park Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile taşınmaz kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen protokolü Antalya Büyükşehir Belediyesi adına imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğe yetki verilmesi hususunu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim deyimle Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Başkanlık makamına Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri revizyonu ile Antalya ile Aksu ilçesi Çalkaya Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bütünü ilave plan hükümleri revizyonu hususunun Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği görüşülerek karara bağlanmak için Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim deyimle Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Sayın Başkanım, meclis üyelerimizin verdiği önergeler var, arz ederim. 20 Mayıs 2021 tarih ve 75 sayılı Aksu Belediyesi meclis kararı ile karara bağlanan Aksu Belediyesi 2021 mali yılı gelir bütçesinin 133.290.000 TL'ye, gider bütçesinin ise 133.290.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2021 mali yılı bütçesine Emlak İstimlak Müdürlüğü gelirlerinde ecrimesil geliri olarak 12.790.000 TL ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nün
ilan ve reklam vergisi olarak 1 milyon 500 bin TL ve genel bütçeli idarelerden alınan proje yardımı olarak 3 milyon TL olmak üzere toplam 17 milyon 290 bin TL ilave gelir eklenmesi ve 2021 yılı gider bütçesinde destek hizmetleri müdürlüğünün 46.07.19.04.01.39.05.03.02.03.02 kodlu akaryakıt ve yağ alımları harcama kalemine 300 bin TL. 46.07.19.04.01.03.05.03.02.03.03 kodlu elektrik alımları harcama kalemine 400 bin TL. 46.07.19.04.01.03.05.03.05.09.90 kodlu diğer hizmet alımları harcama kalemine 2 milyon 300 bin TL. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 46.07.19.34.08.01.05.03.02.09.01 kodlu bahçe malzemeleri alım ile yapım ve bakım onarım gideri harcama kalemine 2 milyon TL. Kültür Müdürlüğü'nün 46.07.19.35.08.02.05.08.02.05.30 kodlu muhtaç ve körlere yardım harcama kalemine 500 bin TL. 46.07.19.35.08.02.05.03.06.01.01 kodlu temsil ve ağırlama gideri harcama kalemine 500 bin TL. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 46.07.19.36.06.205.06.01.05.30 kodlu 30 kodlu yol yapım giderleri harcama kalemine 2 milyon 500 bin TL. 46.07.19.36.06.205.06.05.07.90 kodlu diğerleri harcama kalemine 4 milyon 590 bin TL olmak üzere toplam 17 milyon 290 bin TL ek ödenek verilmesi konusunun meclis gündemine alınması hususunda gereğini bilgilerinizi arz ederiz deyimli. Sayın Kemal Kara, Emin Bal, Sayın Ali Çetin, Sayın Ramazan Özen imzalı önerge arz ederim. Meclis Başkanlığı'na Gündoğmuş ilçesi Serinkaya Mahallesi'nin Antalya'ya bağlantı yolu olarak kullanılan Zeytin Yolu'nun bakım ve onarım yapılması gerekmektedir. Zeytin Yolu sadece ilçe mahalle bağlantı yolu olmayıp il merkeziyle mahalle bağlantısı sağladığından bu yolun Büyükşehir Belediyesi yol ağına alınması hususunun mecliste görüşülmek üzere gündemine alınmasını arz ederim deyimle Sayın Mehmet Özeren, Sayın Mehmet Güven, Sayın Ali Şahin, Sayın Ali Çetin, Sayın Nafiz Tanır, Sayın Mehmet Toprak imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na 25-2021 tarih ve 74 sayılı Aksu Belediye Meclis kararı ile karara bağlanan Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün COVID-19 pandemisi nedeniyle kullanamayacak olduğu 46.07.19.55.03.99.05.06.05.07.90 diğerleri ödenek kaleminden 11 milyon TL ödeneğin düşülerek Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 46.07.19.04.01.39.05.03.02.02 akaryakıt veya alımları kalemine 600 bin TL, 46.07.19.04.01.39.05.03.07.02.01 bilgisayar yazılım alımları kalemine 250 bin TL ve 46.07.19.04.01.39.05.03.05.09.90 diğer hizmet alımları kalemine 4 milyon 500 bin TL. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 46.07.19.34.08.05.03.02.09.01 kodlu bahçe malzemeleri alım ile yapım ve bakım onarım gideri ödenek kalemine 4 milyon TL. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 46.07.19.36.06.02.06.05.07 ödenek kalemli yol yapım giderleri kalemine 1 milyon 600 bin TL ödenek olmak üzere toplam 11 milyon TL ödeneğin aktarılması konusunun meclis gündemine alınması hususunda gereğini arz ederiz deyimli. Sayın Kemal Kara, Emin Bal, Sayın Ali Çetin, Sayın Ramazan Özen imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Antalya ili Serik ilçesi Kökez Mahallesi 94 ada 117, 118, 119 ve 120 parseller arasındaki yolun kapatılarak 94 ada 114, 115 ve 118 parsellerde otopark alanı bırakılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında değerlendirilmesi için
belediye meclis gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim deyimle Sayın Enver Aputkan, Kemal Yıldırım, Ziya Yıldırım, Binnaz Büyükkurt, Levent Konur imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkanlığı'na 7221 sayılı coğrafi bilgi sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında değişiklik yapılan 3194 sayılı imar kanunu 8. maddesi planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması B bendine göre Antalya ili Serik ilçe sınırları içerisinde Yençok Serbest HMAX serbest alanların yeniden düzenlenmesi ile ilgili şehir ve bölge plancısının öneri 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişiklikleri belediye meclisimizin 1/4/2021 tarihli 40 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliklerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında değerlendirilmesi için belediye meclis gündemine alınması hususunda gereğini arz ederiz deyimle Sayın Enver Aputkan, Kemal Yıldırım, Ziya Yıldırım, Binnaz Büyükkurt, Levent Konur imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na 17 Mayıs 2021 tarih ve 128 sayılı Kepez Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Antalya ile Kepez ilçesi Emek Mahallesi 3436 doğum parseli ilişkin 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliğinin teklifinin belediye meclis gündemine alınmak suretiyle görüşülmesini arz ederiz deyimle Sayın Serhat Demir, Abdurrahman Yılmaz, Dilaver Tanık, Ferah Nur Ünal, Hasan Cumhur Göncü imzalı önerge arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na ilgi sayılı karar ile Gazipaşa Belediye Meclisi tarafından Yeni Mahalle 138 Ada ve çevresinde 1/1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliğine yapılan askı itirazı reddedilmiştir. Yeni Mahalle genelinde 3194 sayılı imar kanunu 18. madde uygulaması çalışmaları yapılmakta olup bu bölgede parselasyon planı çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple ekte gönderilen meclis kararının gündeme alınması hususunda gereğini arz ederiz deyimle Sayın Zafer Tan, Mehmet Yüksel, Mehmet Ali Yılmaz imzalı önerge arz ederim. Önerge mi başkanım? Sayın Başkanım, önergelerimiz bitti. Fakat oylanmadan önce meclis üyelerimizin okunmasını istediği bir bildiri var, arz ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in Arife günü başlattığı çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yönetilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in saldırılarının durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığının geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor. Bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Aşağıda imzaları bulunan meclis üyeleri olarak İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Ertuğrul Ünal, Deniz Filiz, Semih Esen, Ünal Çetinkaya, Şevket Korkut, Ali Polat, Mehmet Ali Yılmaz, Turgay Genç, Halil Arıkan, Mehmet Tufan,
Bahattin Ergin, Sıdıka Gökyer Kızılcı, Ahmet Can, Bülent Özgüven, Erşan Özden, Mehmet Hacı Arifoğlu, Esin Bilgiç, Osman Manis, Mesut Kocagöz, Enver Barış, Zekeriya Altun, Mithat Aras, Oktay Başaran, Necati Topaloğlu, Mustafa Bilici, Zafer Tan, Mehmet Cengiz Büyükgebiz, Mustafa Köleoğlu, Yusuf Emre Ertugan, Mehmet Yüksel, Şerafettin Özer, Hasan Can Kamburoğlu, Ramazan Özen, Recep Karatop, Mehmet Çetin, Mehmet Mehmet Gürsel Aşık, Hasan Ali Acar, Mustafa Başkan Baskak, Mehmet Manavoğlu, Ümit Uysal, Ertuğrul Yazar, Sayın Büşra Özdemir, Sayın Kerem Kaya Turan, Şafak 36 arz ederim. Önergelerin gündeme alınması hususunun oylanmasını arz ederim Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Evet, önergeler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündem 140 maddeden oluşmuştur. Arz ederim. Tüm komisyon raporlarının okundu kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Oy birliğiyle okundu kabul edilmiştir. Evet, değerli arkadaşlarım, gruplar adına şimdi söz vereceğim. Sayın Filiz, buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Sayın Divan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sizleri Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz cuma günü tüm hayatını Atatürk ilke ve değerlerini korumaya ve uygulamaya adamış Atatürkçü Düşünce Derneği İBRAD'ı Şube Başkanı, İBRAD'ı ve Büyükşehir Meclis Üyemiz, emekli öğretmenimiz Mehmet Yerikoğlu yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Hepimizin başı sağ olsun, değerli abimizin toprağı ve ışığı bol, mekanı cennet olsun. Bugün sabah Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında helikopter inişi sırasında şehit olan uzman onbaşımız Eyüp Gergün başta olmak üzere yurt savunması için Suriye'nin İbdit ve Afrin bölgelerinde, Irak'ın kuzeyinde ve Hakkari'de şehit verdiğimiz Mehmetçiklerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Torbalı Belediye Başkanımız Sayın İsmail Uygur'a, Manavgat Ticaret Odası Başkanı Ahmet Bostaş'a ve Serik Belediye Spor Başkanı Ali Aksu'ya rahmet diliyor, sevenlerine sabır diliyoruz. 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladık. Ülkemizin tamamında her sektörde çalışan emekçilere, işçilere selam olsun. Aydınlık, eşit ve güzel bir gelecek umuduyla tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tekrar kutluyoruz.
Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleştiği, basın özgürlüğünün ve düşünceyi ifade özgürlüğünün bireylerin en doğal hakları olarak kabul edildiği, yayın yasaklarının, sansürün, fiziki saldırıların, tutuklamaların olmadığı bir Türkiye dileğiyle tüm gazetecilerin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz. Yine 6 Mayıs'ta dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakim olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen Hıdrellez günüydü. Dileklerde bulunma, ateşin üzerinden atlama, bolluk ve bereket için dua etme ritüellerinin yüzyıllardır nesilden nesile devam ettiği bugün de tüm güzel dileklerin gerçekleşmesini diliyoruz. Bundan tam 49 yıl önce 6 Mayıs 1972'de eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik için mücadele eden üç fidan bu ideallerinin bedellerini canlarıyla ödediler. Üç fidan milyonların yüreğinde, bilincinde ve mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Bugün denizler her gün yeniden filizlenen umut ve hiçbir zaman yok edilmeyen irade, cesaret ve haykırış olarak işçi sınıfının, emekçilerin, gençlerin, kadınların mücadelesinde boy göstermeye devam ediyor. 9 Mayıs'ta bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı olan Anneler Günü'nü kutladık. Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzelliğin tarifi olan, hepimizi önce karnında, sonra kucağında ve ömür boyu yüreğinde taşıyan tüm annelerimizin gününü tekrar kutluyor, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, daha aydınlık, daha mutlu nice Anneler Günü diliyoruz. Ramazan ayının son günü 12 Mayıs'ta tüm İslam alemi bayramı karşılamaya hazırlanırken, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı iğrenç saldırı haberleri hepimizi derinden üzdü. Kadınlar ve çocuklar da dahil yüzlerce Filistinlinin yaralanmasına ve ölümüne sebep olan İsrail'i şiddet ve nefretle kınıyoruz. Ve 19 Mayıs, Kuvayi Milliye bilincinin ilk adımı, halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesi, Anadolu'da yeni Türk devletinin temellerinin fiilen atıldığı ulusal bağımsızlık savaşımızın başlangıcının 102. yılı. 19 Mayıs bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını anlatan, çağdaş, uygar bir yaşama yönlendiren ve sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan büyük Türk ulusunun ve atamızın doğum günüdür. Başta bize bu güzel ülkeyi emanet eden Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyor. Büyük Atatürk'ün "Bütün ümidim sizlerdedir" dediği, özgür ve demokratik geleceğimizin mimarı olacak gençlerimiz başta olmak üzere hepimizin bayramını kutluyoruz. Alanlarda kutlayamadığımız bu bayramımızı farklı etkinliklerle bizlere yaşatan tüm belediye başkanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Mayıs ayında verimli ve üretken bir ay geçirmemiz dileğiyle bütün çalışma arkadaşlarımıza saygılar ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Filiz. Sayın Çetin, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Divan, Meclis üyesi arkadaşlar, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. AK Parti grubum adına Mayıs ayı meclis toplantımızın ve alınacak olan kararların hayırlı olmasını diler. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. İbradı Büyükşehir Meclis üyemiz Mehmet Yerikoğlu'na rahmeti rahmana kavuştu. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz. Sezonun ilk güreşlerini Kumluca'da gerçekleştirdik. Atasporumuz Güreşim Merkezi Antalya'mızda gerçekleşen bu organizasyonda emeği geçen güreşçilerimizden yöneticilerimize, tüm destek veren, emek veren herkese teşekkür ederiz. Yetkili sendika olan sendikayla toplu sözleşme imzalamadık ve mahkemeye verildi. Yerel mahkeme haklı gördü, istinaf bozdu.
yanlış karar vermişsiniz diyerek reddetti. Şimdi yine yerel mahkemeye geri geldi. Mahkemenin bitmesini 2 yıldır bekliyorlar. Bu karardan sonra 1-2 yıl daha mı bekleyeceksiniz? Geçen sefer mecliste dediğiniz gibi bir gelişme olmadı. İşçilerin zamlarını, farklarını alması 19 ilçede olduğu gibi gerçekleşmesi en büyük beklentileri. Toplu iş sözleşmesi imzaladığınız için bekleme devam mı edecek? İşçinin kabahati nedir? 672. günündeki grev Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yakışmıyor. Alçak hain terör örgütü PKK'ya yurdun değişik yerlerinde düzenlenen operasyonlarda şehit düşen askerlerimize, polisimize, Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Terör örgütleriyle mücadelemiz tüm kararlılığımızla devam etmektedir. Devletimiz tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir. Bu kararlılıktan asla dönülmeyecektir. Ve yine Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe akşam saatlerinde başlayan 17 günlük kapanmanın ardından en büyük beklentimiz ve arzumuz hepimizin korona vaka hastalık sayılarının düşmesi, vefat sayılarının olabildiğince azalması, hastanelerde oluşan olağan dışı yükün azalması ve yaz sezonu öncesi hepimizin daha sağlıklı, daha rahat bir yaşamı sağlamasıydı. Etraflıca düşünülüp uygulamaya konulmuş plan ile tüm ülkede üretime, sanayiye, tarıma az bir müdahale ile sistemi çalışır halde tutarak bu süreci tamamladık. Bu kadar uzun süren kapanma elbette yaşayan bir sistemde bazı sorunlar da oluşturdu. Bunlar da hızlı müdahalelerle giderilmeye çalışıldı. Destekler, krediler, ödemeler ve benzeri ekonomik önlemlerle tüm kesimi koruma altına almaya çalıştık. İhtiyaç sahiplerine yardımlar gecikmedi. Kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalar uzatıldı. Hep beraber bu süreci olabildiğince sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Alınan bu önlemler doğrultusunda vaka sayımız 10 binlerin altına, hasta sayımız da 1000'in altına düştü. Artık yapmamız gereken bu rakamları daha da aşağıya çekmek ve bu kapanma ile kazandığımız konumu kaybetmemektir. Kurallara uyar, gerekli hassasiyeti gösterirsek güzel günler çok yakındır inşallah. Yine mahzun bir Ramazan ayı ve ardından bayramı geçirdik. Geçirmiş olduğumuz Ramazan bayramımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. İnşallah bir dahaki bayrama bu hastalık tedbirleri olmadan sağlık ve huzur içerisinde ulaşırız. 9 Mayıs Anneler Günü'nü kutladık hep beraber. Hayatımızın anlamı annelerimize, sağ olanlara sağlıklı uzun bir ömür, aramızdan ayrılanlara da rahmet diliyoruz. Milletler orduları içinden kahramanlar çıkarır. İnsanından kahraman çıkarmak bu millete nasip olmuştur. Bebeğini beşiğinde bırakarak vatan savunmasına koşan kahraman bir kadın da o gün oradadır. Vefatının yıl dönümünde Nene Hatun'u rahmetle minnetle anıyoruz. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutladık. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin bu ülkeyi 2023 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağına inancımız tamdır. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 3 Mayıs Basın Özgürlüğü, 10 MayıS Dünya Psikologlar Günü, 10-16 Mayıs Danıştay ve İdari Yargı Haftası, 12 Mayıs Sağlığımızın Gülen Yüzü Hemşireler Günü, 13 Mayıs Dünya Peyzaj Mimarları Günü, 14 Mayıs Eczacılık ve Çiftçiler Günü, 6-12 Mayıs Kızılay Kan Haftası'nı kutlar, tebrik ederiz. 21 Mayıs Çerkez Sürgünü'nün 157. yıl dönümünde vatanlarından koparılan ve büyük acılara maruz kalan Çerkez kardeşlerimizle rahmetle yad ediyoruz. Hem pandemi hem de oruçların da etkisiyle kan stoklarımızda ciddi azalmalar oldu. Buradan kan hayat veriyor diyor ve tüm halkımızdan kan bağışı yaparak Kızılay'a destek vermelerini istiyoruz. 29 Ocak 2009 tarihi Davos'un 48 yıllık tarihine kazındı. Başkan Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemde yaptığı 1 minute çıkışı hafızalardan hiçbir zaman silinmedi. Filistin davasında dünyada sembol bir lider haline gelmiş Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik benzetmeyi yakışıksız bulduğumuzu bir genel başkana yakıştırmadığımızda buradan belirtmek isteriz. Müslümanların en mübarek ayı olan Ramazan ayında başlayan ve bugünlere kadar da devam eden tam bir insanlık katline dünyaca şahit oluyoruz.
devlet eliyle orantısız, acımasız ve gözünü kan bürümüş İsrail'in terör saldırılarıyla karşı karşıyayız. Herkesin gözünün içine bakarak, arsızca Müslümanların mübarek ayında kutsal mekana ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize saldıran İsrail devletini ve yönetimini, göz yumanları, destekleyenleri kınıyoruz. İlk kıblemize, kutsal mekana ve Filistinli kardeşlerimize yapılan bu saldırıları asla kabul etmemiz mümkün değildir. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmuştur. Hakkı, hakikati her mecrada dile getirmeyi kendine görev bilmiştir. Adalet evrensel olmayı icap eder. Nasıl ki Ayasofya özgürlüğüne kavuştuysa, Kudüs'ün de özgürlüğüne kavuşması yakındır inşallah. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail'i buradan bir kez daha kınıyoruz. 29 Mayıs 1453, İstanbul'un fethinin 568. yılını yaşadığımız, çağ değiştiren bu fethi muzaffer kılan ecdadımızı şükran ve minnetle anıyoruz. Mayıs ayında meclisimizde alacağımız kararların hayırlı olmasını diler, 2021 yaz sezonunun şehrimize, ülkemize, tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Hepinizi saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim Sayın Çetin. Sayın Senerli, buyurun efendim. Sayın Başkanım, çok kıymetli meclis üyeleri, çok kıymetli Hazron, Milliyetçi Hareket Partimiz adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçen günlerde vefat eden İbra'da ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mehmet Yörükoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Grup sözcüsü arkadaşlarımızın iyi dilek ve temellerine katılıyorum. Belediye, başta belediye çalışanlarımız olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 77 yıl önce 3 Mayıs'ta inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Aralarında başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ve Nihal Asız'ın da yer aldığı dava adamlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. Adalar denizinden Altayların ötesine bütün Türk dünyasına selam olsun. 3 Mayıs Milliyetçilik Günümüz kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 17 günlük tam kapanma tedbirleri nedeniyle kısıtlamalar altında karşılaştığımız, sevdiklerimize, sevenlerimize kavuşamadığımız, bu nedenle buruk geçirdiğimiz geçmiş Ramazan bayramımızı kutluyor, Türk İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli meclis üyeleri, 19 Mayıs 1919'da Başbuğ Mustafa Kemal önderliğinde bağımsızlık meşalemizin yakıldığı teslimiyetçi, tavizkar yönetimlere karşı Türk milletinin yüce bir ülkü etrafında toplandığı Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunun müjdecisi, Türk tarihinin çok önemli bir günüdür. Bu şiarla Aziz Atatürk'ün doğumunun 140. emperyalist işgale karşı Samsun'da atılan adımın 102. yıl dönümünü 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramınızı kutluyorum. Değerli meclis üyeleri, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı Müslümanların haremi ismeti, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik canice saldırılarını şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Çok şükür Müslüman Türk milleti Kudüs'ün çiğnenmesine sessiz kalmamıştır. Rabbim zalimleri ve hamilerini döktükleri kanda tez zamanda boğar. Bu ulvi vazifeye ve de Türk milletine nail eder inşallah. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile emperyalizmin taşeronu bölücü teröristlere karşı üstün başarılara imza atmaktadırlar. Dualarımız bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin mücadelesi veren isimsiz kahramanlaradır. Bu kutsal mücadelede şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavi altındaki gazilerimize şifalar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Alacağımız kararların Antalya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Senerli. Sayın Küçükkuru, konuşacak mısınız?
Çocuklar açık değil mikrofon. Sayın Başkanım, mevzuat gereği oy dağılımına göre söz verilmesi lazım grup başkanlara. Eğer uygunsa İYİ Parti, DSP ve daha sonra Saadet ve... Onlar hoşgörülüdür, sırayı bozmayalım diye. Usul tamam de efendim, arz edeyim. Sayın yazar bir bilgilendirmek istedim. Hiç mahsur yok diyorlar. Buyurun. Mevzuat aykırı davranmayalım biz yine de. Yani. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Değerli başkanım, değerli meclis üyelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Memleket Partimizin kuruluş bildirgesini 17 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na verdik ve partimiz resmen faaliyetlerine başladı. Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin hepinize saygı ve sevgilerini iletiyorum. Büyükşehir ve İbradı Belediye Meclis Üyemiz ve benim ilkokul öğretmenim Sayın Mehmet Yörükoğlu'yu kaybettik. Uzun süredir hastaydı. Kendisine başsağlığı, yakınlarına başsağlığı diyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Meclisimizin Mayıs ayında alacağımız kararlar hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Antalya'da hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın yazar buyurun efendim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerim, belediyemizin kıymetli yöneticileri, basın mensupları ve kıymetli Antalyalılar. İYİ Parti grubum ve şahsım adına hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Vatanı için can veren tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yine meclis üyemiz Mehmet Yörükoğlu'na da Allah rahmet eylesin. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendiye Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Toplumsal çatışmalara sebep olacak bu tür olayların sorumlularına gerekli işlemlerin yapılmasını ümit ediyor ve Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ramazan ayını akabinde de Ramazan bayramını idrak ettik. Ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Rabbim hepimize bu kutlu zamanların feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade etmeyi nasip eylesin. Bölünmeyi kabul etmeyen, kutsal bir bütün halinde büyük Türkiye'yi inşa etmeyi amaçlayan bu anlayışın gerçekleşmesi için kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak ve gelişmekle bu hayali gerçek kılabiliriz. Atatürk'ün dediği gibi, Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir. Türkçülük bayramı kutlu olsun. 3 Mayıs aynı zamanda Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutladık. 180 ülke arasından 157. sırada yer alması Türkiye'de basın özgürlüğünün durumu hakkında bize çarpıcı bir tablo sunmaktadır. Yine Türk dünyasının bahar bayramını kutladık. Hıdır Ellez'i kutladık. Özel ve çağdaş bir eğitimle toplumdaki yerlerinin güçlendirilmesi gereken engellilerin biz de varız çığlıklarını artık duymalı ve onları sonuna kadar içinde bulundukları zorlu mücadelede yardımcı olmamız gerekmektedir. Çocukları için tüm zorlukları göğüsleyen, onlara sevgi ve şefkatini esirgemeyen elleri öpülesi annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Türkçenin her alanda doğru kullanılması, yabancı kelimelerin istilasından korunması, sosyal medyada özensiz ifadelerin engellenmesi, yer ve mekan adlarında görülen kirliliğin önüne geçilmesi, dilimizin sanat, edebiyat, bilim, eğitim dilleri arasında daha yükseklere taşınması ve kamuoyunda köklü bir dil bilincinin oluşturulması gayretleriyle Dil Bayramı kutlu olsun. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği, Türk Devleti'nin temellerinden atıldığı Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcı olan 19 Mayıs şanlı Türk tarihini süsleyen en büyük başarılardan biridir. Tüm gençlerimizin ve bütün milletimizin 19 Mayıs'ı kutlu olsun.
pandemi dolayısıyla tam kapatmanın ardından gecikmeli olarak yaptığımız Mayıs ayı toplantısında alacağımız kararların Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyor. İyi Parti grubum adına teşekkür ediyor. Divanı ve meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Acar, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli belediye başkanlarım ve meclis üyesi arkadaşlar, Büyükşehir Belediye'mizin değerli çalışanları, değerli Antalyalılar, grubum adına sizleri selamlıyorum. Mayıs ayı toplantımızın Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere yapmış olduğu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralara şifa diliyorum. Yine İsrail'in Gazze'ye olan saldırısında şiddetle kınarken hayatını kaybeden 64'lü çocuk 227 insanın öldüğü, 1500'den fazla insanın yaralandığını üzüntüyle izledik. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum ve İsrail'i bu tutumdan dolayı şiddetle kınıyorum. İbradı Belediye Meclis Üyemiz, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, Sayın Mehmet Yörükoğlu'nun vefatını öğrenmiş olduk. Değerli Meclis Üyemiz, Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına, tüm Antalya'mıza başsağlığı diliyorum. Döşemealtı Meclis Üyemiz Zekeriya Altun'un anneannesi Emine Altun vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, değerli kardeşim Zekeriya Altun'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Kumluca yağlı güreşlerinde sporcumuz Orhan Okullu'yu tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Organizasyonla Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köloğlu'na, Kumluca Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yurt savunması için hayatlarını kaybeden, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Eşitsizliğin, adaletsizliğin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel gelecek olduğu bir dünya umuduyla tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü diye geçiyor. Basın özgürlüğü ifade özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür. Mesleğini gerçek anlamda yapan, toplumu doğru ve objektif haberleriyle yönlendiren, gazetecilik onurunu koruyan tüm gazeteci ve basın emekçilerimizin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum. Ramazan ayımızın 26. gününü 8 Mayıs'ta Kadir Gecemiz mübarek olsun. Hıdır Ellezimizi kutladık. Tüm dileklerimiz kabul olsun. 6 Mayıs 1972 her türlü toplumsal ayrımcılığa karşı çıktılar. İşçi ve emekçinin haklarını savundular. Eşitlik ve emekten yana baskıcı yönteme, emperyalist sömürüye karşı insanca bir düzen istekleriyle 6 Mayıs 1972'de idam edilen Hüseyin, Deniz, Yusuf düşüncelerinden dolayı idam edilmişlerdir. Bir haksızlık ve hukuksuzluk örneği olan bu olayı kınıyorum. Saygı ve rahmetle anıyorum. 9 Mayıs Anneler Günü, koşulsuz sevgiyle bizleri büyüten, yılda bir gün değil her gün annelerimizin günü olması dileklerimle ellere söpülen tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 10 Mayıs Engelliler Haftası, toplumun ayrılmaz parçası olan engelli bireylerin yaşamının her alanına katılması, eğitim başta olmak üzere her türlü imkandan en üst düzeyde yararlanmalarının sağlanması en doğal haklarıdır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayız. Bir yıl aşkın bir süredir dünyayı ve ülkemizi tehdit eden salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Hem ekonomi hem insan hayatını tehdit eden bu hastalık bizlere sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Öncelikle herkese sağlık günleri dilerken geçtiğimiz hafta hemşirelerin gününü kutladık. Her türlü sağlıkla ilgili kurumlarda en ön saflarda canlarını ortaya koyan hemşirelerimizin mesleği toplumsal ihtiyaçlardan doğan insan sevgisiyle özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran bir meslektir. Bu kadar önemli bir mesleği icra eden hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımızın maddi manevi haklarının verilmesi dileklerimle tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum. 13 Mayıs Ramazan bayramımız. Çocukluğumuzda söylediğimiz gibi şeker bayramımızdı. Buruk bir şekilde kutladık. Pandemiden dolayı akraba, eş ve dostlarımızı ziyaret edemedik, kucaklaşamadık. Çocuklarımızın eskiden olduğu gibi kapılarımızı çalıp şeker, harçlık toplayamadılar. Bir sonraki bayramlarda sağlıklı günlerde ümidiyle herkesin geçmiş Ramazan bayramını kutluyorum.
14 Mayıs Eczacılık Haftası'nda tüm eczacılarımızın gününü kutladık. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer alan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkmış. İtiraf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. 19 Mayıs kul yerine özgür birey olduğumuz gündür. Sadece milli mücadelemizin değil, fırsat eşitliğimizin de miladıdır. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'la ilgili çıkışını tutta şöyle söylüyor. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli egemenliğe dayalı, kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmak. Vatan uğruna hayatlarını kaybeden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. 21 Mayıs 1864, 150 yıl önce 1.500.000 Çerkez, Abaz, Kafkas halkları yaşadıkları vatanlarından sürgün edildiler. Binlerce çocuk, kadın sürgün yolunda açlık, susuzluk ve hastalıkla pençeleşerek hayatlarını kaybettiler. Bu büyük acıyı derinden hissediyor, onları ve bu zulmü unutmadığımızı dile getiriyoruz. 29 Mayıs, İstanbul'un fethi. Çağı değiştiren dünyanın en önemli olaylarından biri olan İstanbul'un fethinin 568. yılını kutluyoruz. İstanbul, 29 Mayıs 1453'te tamamlanan kuşatma ile 568 yıl önce Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Fetih ile yeni bir çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmıştır. Köklü medeniyetimizin insanlık tarihine damgasını vuran hem milli mücadelemiz hem de dünya tarihi için dönüm noktasıdır. İstanbul'un fethini kutlarken İstanbul'un bağımsızlığını ilan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygı ve minnetle rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Hacer, teşekkür ediyorum. Sayın Manavoğlu, buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, çok değerli meclis üyelerim, basınımızın güzide temsilcileri ve kıymetli misafirler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İbradı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Yörükoğlu abimiz uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek ahirete intikal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Geçtiğimiz günlerde 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayımızı, Kadir Gecemizi ve Ramazan bayramımızı idrak ettik. Tüm Antalya halkımızın ve meclisimizin geçmiş bayramını kutlar, Yüce Allah'tan bizleri nice sağlıklı, huzurlu, bereketli ve mutlu bayramlara kavuşturmasını niyaz ederim. Geçtiğimiz günlerde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda şehadet şerbetini içen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına da sabırlar diliyorum. İsrail'in Kudüs'te masum sivil vatandaşlara kadın ve çocuk demeden havadan ve karadan yaptığı barbarca saldırıyı şiddetle lanetliyorum ve kınıyorum. İsrail'in Kudüs'te masum Müslümanlar üzerine bitmek bilmeyen zulmüne maalesef dünya ülkelerinin gözleri önünde tüm utanmazlığı ile bir yenisini daha ekledi. İsrail, sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet ve baskıcı politikaları ile Müslüman ve İslam dünyasına dönüşmüş barbarlığını, ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerine, dünya sessiz kalarak bu zulümlerine, hukuk tanımazlıklarına ortak olmuştur. Müslüman din kardeşlerimize karşı yapılan bu zulümlerin, barbarlığın, vahşetin ve cinayetlerin son bulmasını Yüce Allah'tan diliyor, sessiz kalan tüm dünya ülkelerini şiddetle, nefretle kınıyorum. Bu lanet saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Unutmayalım ki zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur. Yine geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü kutladık. Öncelikle belediyemize çalışan kardeşlerimizin ve tüm işçi ve emekçilerin geçmiş İşçi ve Emekçiler Günü kutlu olsun. 9 Mayıs Pazar Anneler Günü kutladık. Onlar bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular. Hayata tutunmamızı sağlayan sesiyle huzur bulduğumuz, sadece Mayıs'ta değil,
her gün kıymetlimiz olan, dünyanın en değerli varlıkları olan tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarım. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, toplumda bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak adına dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesine vesile olan 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız Engelliler Haftası'nın toplumdaki hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ederek tüm engelli kardeşlerimi ve ailelerini sevgiyle kucaklıyorum. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutladık. Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren, emekleriyle toprağı yoğuran, tarım ekosistemini ayakta tutan, yuvası için, vatanı için çalışan, tarlasında, bahçesinde, serasında, gece gündüz demeden emek veren tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlarım. Yine bu ay kutladığımız gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un fethinin muzaffer komutanı, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'i vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anar, 29 Mayıs'ta kutlayacağımız İstanbul'un fethinin 568. sene-i devresini kutlarım. Geçtiğimiz yıl 3 Mayıs 2020 tarihinde korona hastalığı sebebiyle hakkın rahmetine kavuşan, bizlerin hep hakkı konuştuğuna şahit olduğumuz ilim irfan sahibi değerli hocamız Ömer Döngeloğlu'nu Allah'tan rahmet diliyorum. Manavga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bozutaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölüm güzel şeydir, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ey bir aileye bile hükmedemeyen ilerici, 3 kıtaya, 7 denize hükmeden ecdadın mı gerici? 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ebedi bir yaşam için gayret yok hayret, sözleriyle kulaklarımızı çınlatan, kalemin üstadı, büyük mütefekkir ve ebedi Eyüp Sultanlı Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38. sene-i devresine rahmet, minnet ve dua ile anıyorum. Sözlerime son verirken Mayıs ayı meclis toplantımızın ve alacak olduğumuz kararların Antalya'mıza hayırlara vesile olmasını temenni eder. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarım. Teşekkür ediyorum Sayın Manavoğlu. Evet değerli arkadaşlarım, öncelikle grup sözcüsü arkadaşlarımızın iyi dileklerine katıldığımı belirtmek isterim. Tabii ki emekli öğretmenimiz, Büyükşehir Meclis Üyesi ağabeyimiz Mehmet Yörükoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bugün onun adına ruhuna yollamak üzere lokma dağıtımı yapıldı burada biliyorsunuz. Sabah yine şehidimiz vardı. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Nuri Cengiz, yeni Antalya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, başkanımız olmuştur. Aramızdadır. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Ayrıca İvradı Belediye Başkanı arkadaşımızın yeni siyasi hayatında başarılar diliyorum. ...19 Mayıs 1919'da atamızın Samsun'a çıkışı, yurdumuzun kurtuluşu, cumhuriyetimizin kuruluşu tam 102 yıl önce. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle, özlemle anıyoruz. Tabii ki bu bayram gelecek gençlerdedir dediği gibi gençlerimize armağan edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutluyorum. Antalya Spor olarak biliyorsunuz tüm şehrimiz tek yumruk, tek yürek olmuştu. İzmir'e gittik. Katkı koyan, destek olan herkese, yönetime, futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Başarılar daim olsun diliyoruz. Tabii üzülerek döndük. Bazı aksilikler de vardı. Ama buna rağmen takımımızla gurur duyduk. Tabii ki Alanya Spor'umuz var. Ben iki takıma da biliyorsunuz marşını yazdırmıştım. İki takım da şehrimizin güzel takımlarıdır. Ben takımlarımıza da başarılar diliyorum.
Ayrıca Hak İş Sendikası ile ilgili Sayın Çetin'e bir bilgi vermek istiyorum. Ben devlet terbiyesiyle büyümüş, 27 yıldır siyaset yapan bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak Antalya'da 31 Mart gecesi vatandaşlarımızın desteğiyle göreve gelmiş birisi olarak mazbatamı almadan belediyeye gelmemiş birisiyim. Hatta bazı sendika başkanlarının 8 Nisan'da ben göreve geldim, mazbatamı aldım ve burada sendika çalışmasına başladıklarını duyduğum an itibariyle kendilerini de aradım. Asla dedim, ben daha adımımı atmadım. Biz devlet terbiyesiyle büyüdük. Mazbatamı alıp gideceğim. Ondan sonra da hiçbir sendika ile ilgili bir tek 13 bin çalışanımız var yaklaşık. Ve hiçbir arkadaşımızın sendikasına karışmadım. Orada dev, büyük afiş asılı, onu 1000 defa indirtsem indirtirdim. Sevgimden, saygımdan dolayı o çocuklar da bizim çalışanımız. Ama size çok garip gelecektir arkadaşlar. Orada o grevi yapan arkadaşlarımız 2 kişiydi. Birisi de emekli oldu. Bir kişi orada grev yapıyor. Sayın Çetin'in söylediği konu odur. Detayıyla ilgili çok fazla konulara girmem. Beni bu Antalyalı herkes tanır, bağrına basar. Ve bu konuyla ilgili hiçbir sendikada arkadaşlarım arayıp da X sendikasına geçeceksiniz yoksa sizi işten atarım demedim. Geçmiş dönemde 7000 çalışanın 3500'ü çıkarılmıştır. Burada her partiden arkadaşlarım bu belediyede çalışmalarına devam etmektedir. Bunların altını çizerek söylüyorum. İsimleri listeler elimdedir. Biz Antalya'mızda ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız dedik ve beraberce yürüyoruz. Onun için kimsenin endişesi olmasın. O sendika başkanı arkadaşımız, kardeşimizle de devamında görüşüyorum. Ve yine de bugün meclis olmasa yine görüşecektim. Ama yasal bir hak var. Bir kişi diyorum ya, grev yapan. Yani belediye başkanı arkadaşlarım da bu konuları bilirler. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Tanır. Buyurun Sayın Tanır. Sayın Başkanım, Sayın Divan, değerli büyük değerli ilçe belediye başkanlarımız, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, basımızın değerli mensupları, değerli Antalyalılar ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin değerli çalışanları, ayrıca aramızda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yeni il başkanımızı da selamlıyorum. Başarılar diliyoruz kendisine çalışmalarında. İlk önce tabii ki aramızdan ayrılan İbradı ve Büyükşehir Meclis Üyemiz Mehmet Yörükoğlu'na Allah'tan rahmet, başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde Manavgat Ticaret Odası Başkanımız Ahmet Bostaş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Siz başkanım konuşmanızda ufak bir şekilde değindiniz ama ben de bir Antalyalı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olarak ve Antalya Spor'da da uzun süre görev yapmış birisi olarak bir konuya, demin sizin dediğiniz konuya detaylandırmak istiyorum. Evet, 18 Mayıs günü İzmir'de Türkiye Ziraat Kupası finalinde Antalya Spor'umuz mücadele etmiş ve Antalya Spor'umuzu milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, siz, belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, sivil toplumu örgütlerimizin temsilcileri, taraftarlarımız hep birlikte tek vücut olarak İzmir'e gidip Antalya Spor'umuza destek olmuşlardır. Ancak şehrimizi temsil eden kişiler ve taraftarlarımız stada girişte ve yer temininde zorluklar yaşamışlardır. Ve hep birlikte müsabaka sırasında seyirci sayısındaki Antalya adına aleyhte olan adaletsizliği, düzensizliği ve denetimsizliği hep birlikte tanık olmuşlardır. Hepimiz tanık olduk orada, yaşadık. Buna Antalya Spor Anonim Şirketi Başkanımız Mustafa Yılmaz ve Yönetim Kurulu müsabaka sırasında ve müsabaka sonrasında da bu organizasyonu düzenleyen Türkiye Ziraat Kupası
organizasyonunu, Ziraat Türkiye Kupası organizasyonu, final organizasyonunu düzenleyen, bundan sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli tepkileri göstermişlerdir. Antalyaspor'a yapılan bu adaletsizliği kınıyoruz ve bu konuda en ufak bir mazereti kabul etmiyorum ve etmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Antalya'dan ve Antalyaspor'dan özür dilemelidir. Bu konuda kim hatalıysa bildirmeli ve cezalandırılmalıdır. Ve bu gerekmektedir de. Antalya'nın ve Antalyaspor'un hakları, menfaatleri her zaman siyaset üstüdür. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Antalya'nın hakları ve menfaatlerini hep birlikte korumaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Sayın Taner. Bu konuda zaten şehrimizden dedim tek yürek oldu demiştim. İlçe belediye başkanı arkadaşlarım da herkes. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum katkı koyanlara. Evet, gündeme geçiyoruz. Sayın Başkanım, gündeme geçilmeden önce Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından bir gündem konumuz daha geldi. Okumak isterim, arz ederim başkanlık makamına. Antalya'lı Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Lara Birlik alanı içerisinde bulunan ekli krokide yeri belirtilen, her biri 42 metrekare kapalı, 42 metrekare açık sundurmalı alan, 5 adet büfe, plaj ünitelere ekmek, dağıtım sanayi ve ticaret AŞ'ye kiraya verilmesi talep edilmektedir. Antalya'lı Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, Lara Birlik alanı içerisinde bulunan ekli krokide yeri belirtilen, her biri 42 metre kapalı, 42 metre açık sundurmalı alan, 5 adet büfe ve plaj üniteleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 26. maddesine göre bedel ve sürenin belirlenerek belediyemiz şirketi Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kiraya verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre gündeme alınması hususunu arz ederim deyimle Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı arz ederim. Bununla birlikte gündemimiz 141 maddeden oluşmuştur, arz ederim. Teşekkür ediyorum. Gündemin ikinci maddesi Belediye Meclisimizin Nisan ayında aldığı kararlara ait karar özetlerinin okundu, kabul edilmesi ve kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin üçüncü maddesi arz ederim. Komisyon raporu uygundur Başkanım. Gruplar adına Sayın Filizko. Sayın Başkanım, Çetin. Bu üçüncü gündem maddesiyle ilgili geçen meclisimize gelmişti. Biz orada bazı çekincemelerimizi dile getirmiştik. Yine tabii bütçenin %10'unu geçtiği için oy çokluğuyla geçti ama reddoldu. Tekrar meclis oylaması gerekiyor. Yani burada tekrar oylandığı takdirde geçmeyeceğini gördüğümüz için Korteli'ye yapılacak yatırıma da engel olmamak adına amacı doğrultusunda kullanılacağını olan Hasan Başkan'ın da söylediği söz üzerine yatırıma engel olmamak adına biz AK Parti grubu olarak evet diyoruz. Teşekkür ederim Sayın Çetin. Sayın Senirli. Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı hayırlı olsun diyorum. Hoş geldi diyorum Sayın Başkan. Başkanım, şimdi biz bunu geçen mecliste geçmediğini biz gördük de sizin tecrübeli meclis üyeleriniz ve tecrübeli bürokratlarınız bunu sizi uyarmadılar. Onun için lütfen bu maddenin geçmesi. Sizi unuttu zannettiler de. Biz güldük geçtik. Ben geçmediğini ben biliyorum yani. Anlatabildim mi? Biraz bu işlere de dikkat etsinler yani. Arkadaşlar dinliyorsunuzdur. Evet, teşekkür ederim. Madem bu konu bu kadar önemli, biz bir görelim dedik yani. Biz sadece fotoğraf çektik. Evet. Bir fazlayla geçmez. Bu salt çoğunluk gerektiren bir maddeydi. Net biliyoruz. Evet. Çok rahat ol Sayın Senir. Ama siz başkan olarak bundan hepsini düşünmek zorunda değilsiniz ama bu arkadaşların sizi, tecrübelilerin özellikle sizi uyarmaları lazımdı. Gene geçebilirdi.
Ha, Sayın Başkanım, amacında kullanmak üzere biz yatırımı destekliyoruz. Korkut Ali belediyemiz ve il parti, il teşkilatımızın da kesin kararıyla biz bunu destekliyoruz. Hayırlı olsun Korkut Ali. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ve göreceksiniz gerçekten bütün üreticilerimizin lehine yapılan bu çalışmada emeğiniz, desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Yazar, buyurun efendim. Uygundur komisyon raporu başkanım. Komisyon raporu uygundur. Teşekkür ediyorum. Sayın Acar. Antalya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Nuri Cengiz'e merhabalar. Görevinde başarılar diliyorum. Komisyon raporu uygundur başkanım. Teşekkür ediyorum. Manavalı senin memlekete yapılacaktır. Bak. Başkanım, komisyon kararı uygundur. Ayrıca bütün gruplara da bir korku denli olarak teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Küçük kuru. Başkanım, alışacaksınız, uygundur. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milleti gibidir. Yuvasından çıkanı her zaman kucağını açmıştır. Sıkıntı yani yok. Mevlana'mız gibi tabii, hoş tabii, görü tabii, var, tabii, gel var tabii, değil tabii, mi? Tabii. Istan aldılar diye düzeltelim onu. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Gündemin 4. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 4 dahil, 9 dahil sıralı tüm maddelerin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Başkanım, bir şey belirtmek istiyorum. Çünkü yanlış anlaşılmak da istemem kendim de şahsı olarak. Devlet tabii, deneyiminizden, tecrübenizden, birikiminizden kesinlikle bir o yönde bir şeyim yok. Ama ben şunu belirtmek istedim, yanlış anlaşıldığı için söz aldım. Yani grevi temsilen bir iki kişi yapıyor ama bu bütün işçi ilgilendiren bir durum toplu sözleşme. Tüm Antalya İnsan Kaynakları AŞ'de çalışanları faydalanacak. 2 yıldır tüm işçiler bunu bekliyor. Ben bunu belirtmek için söz aldım. Yani bir işçiyi ilgilendirmiyor oradaki durum. Ben bunu belirttim. Yanlış anlaşılma olmasın. Yanlış anlaşılma olmasın çünkü. Şimdi benim çalışan işçilerimizi ayırmadığım için söylüyorum. Genel Sekreterimiz Cansel Hanım, buyurun açıklama efendim. Yargı süreciyle ilgili Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim, kısa bir açıklama yapmak istedim. Meclis üyelerimizin özellikle bilgisine sunmak istedim. 6. İş Mahkemesi grev kararı almış ve uygulamaya başlamış olan sendikanın iş yerindeki üyesi işçilerin 1/4'ünün sendika üyeliğinden ayrıldığını tespit ettiği için grevin sona erdirilmesine karar vermişti. Daha sonra sendika tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinafa gidildiğinde istinafta 9. Hukuk Dairesi, BAM 9. Hukuk Dairesi istinaf başvurusunu esastan incelemedi. Ben şu anda kararından okuyacağım. Usulden şöyle bir bozma kararı verdi. Her ne kadar ilk derece mahkemesince grevin sona erdirilmesine şeklinde karar verilmiş ise de grevin sona ereceği ve kanun gereği iş yerinde ilan edilmesi gereken bir tarih belirtilmediğinden ortada infazı kabil bir karar bulunmamaktadır. Bu haliyle ilk derece mahkemesinin kararının re'sen kaldırılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle esasa ilişkin istinaf nedenleri incelenmeksizin HMK'nın 353. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve tekrar dosyanın mahkemesine gönderilmesine, ilgili grev tarihinin belirlenmesi için gönderilmesine karar verilmiştir. Ancak esasen Sayın Çetin'in ifade ettiği bir konuyu arz etmek istiyorum Sayın Başkanım. 2 yıldır yaklaşık süren bu grev neticesinde Büyükşehir Belediye'miz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu çerçeve sözleşme kapsamında tüm haklarını işçilerimize vermektedir. Yani şu anda 7338 tane işçimiz var. Bu işçilerimize 6 ayda bir %4 zam yapıyoruz. Nisan ve Ekim aylarında yılda 2 kez 5 günlük ikramiyeleri, bayram ikramiyelerinin tamamı, yakacak yardımları, direksiyon primleri, silah tazminatları olmak üzere çerçeve sözleşmesinde öngörülen tüm hakları eksiksiz olarak tarafımızdan ödenmektedir. Bu sebeple bir hak kayıpları ya da bu davayı beklemelerinden dolayı herhangi bir kayıpları söz konusu değildir. Diğer sendikalara üye olan arkadaşlarımla farklı maaş alıyorlar mı? Hayır efendim, tümüne Sayın Başkanım. Hiçbir hak kaybı yok. Evet, zaten başkanım toplu sözleşmeyi temsilen sendika tek olduğu için diğer sendikayla da imza atılamadığı için zaten sıkıntı 2 senedir devam ediyor. Yoksa 19 ilçemizdeki hiçbir sendika, hiçbir belediye başkanımızın böyle
Yani belki desteklediği vardır, desteklemediği vardır, anlaştığı vardır, anlaşamadığı vardır ama bir şekilde çözüm üretiyor ilçe belediye başkanlarımız. Ben burada iki seneye geçtiği için mahkemeye çözüm üretilmesini... gitmiş bir konuyu yani ben bunu, burada... Bunu belirtmek istedim. Yoksa yani aldıkları hakları elbette veriliyor. Ama bu sendika sözleşmesi toplu imzalandıktan sonra da aldıkları bir usul olarak yani da... Yani ikramiye borcumuz var. Bile yoktur işimizde. Yani onu demek oydu. İsterim. Neyse teşekkür ederim. 4'ten yani 9'a uygundur. Her bayramda her şeyde gereğini yapıyoruz. 4'ten evet. 9'a uygundur. Sayın Senir uygundur Sayın Başkan. Sayın Küçükkuru. Uygundur. Sayın Yazar. Sayın Acar. Uygundur Başkan. Sayın Manavoğlu. Uygundur Başkan. Oylarını da sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 10. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım gündemin 10. maddesini İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na gönderilmesini istiyoruz. Kurum görüşleriyle ilgili bir prosedür tamamlanmak üzere. O yüzden teşekkür ederim. Evet Sayın Çetin. Sayın Senerli. Uygundur. Sayın Küçükkurum. Sayın Yazar. Uygundur. Sayın Acar. Uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 11. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım gündemin 11 dahil 16 dahil sıralı tüm maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusuna kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. AK Parti grubu olarak uygundur. 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 Uygundur, uygundur başkanım. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 17. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın bir inceleme raporu var. Bir önceki komisyon raporunda kurum görüşleri olmadığı için uygun görülmemişti. Ancak süreç içinde Korkut Belediyesi tarafından kurum görüşleri tamamlanmış. Plan değişikliği önerisinin kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Uygundur. Belediyesinden geldiği şekilde uygundur. Aynı öneri değil mi? Evet, yani evet. Deniz Hanım'ın önerdiği. Evet. Uygundur. Küçük kuru. Sayın Yazar. Tekrar komisyona gönderilmesi gerekmiyor mu bunun? Yok, dairesinden yok, geliyor. Problem var. Komisyona eksikleri tamamlamışlar. Değil mi? Yanlış anlamadım. Sayın Yazar'ın sorusuna cevap. Evet. Sayın Yazar doğruymuş. Tamamlanmış tamam. Eksik. Problem. Sayın Acar. Uygundur başkanım. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 18. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım gündemin 18 dahil, 32 dahil sıralı tüm maddelerin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü başkanım, öneriyoruz. 26'da bir aykırı görüşümüz var. 25 evet. Dahil. 25 dahil. 18-25 peki. 18-25 dahil. Sayın Senerli. Uygundur. Sayın Küçükkuru.
Sayın Uygundur. Yazar. Evet başkanım, Uygundur. Manavoğlu. Uygundur başkanım. Hocalarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 26. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Katılmıyoruz başkanım. Komisyon raporu uygundur. 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 Komisyon raporu uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 27. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 27 dahil 32 dahil sıralı tüm maddelerin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın uygundur. Sinirli. Sayın uygundur. Küçük. Uygundur. Sayın Yazar. Uygundur. Acar. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 33. maddesi arz ederim. Komisyon raporu uygundur başkan. Sayın Çetin. Uygundur. 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 Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 34. maddesi arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 34, 35 ve 36. maddelerinin toplu oylanmasını komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyorum. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Sinirli. Uygundur. Küçük Kuru. Uygundur. Uygundur başkanım. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 37. maddesi arz ederim. Başkanım, Sayın Filiz. Gündemin 37 ve 38. maddelerinin toplu oylanmasını ve 37'yi oylayalım Deniz Hanım. Peki benim. Buyurun. 37 uygun mu başkanım? 37. 37 AK Parti grubu olarak çekimser. 37'ye mi? Evet. 37 evet sizin çekimser. Sayın Seni. Uygundur. Memleket Partisi uygundur. Acar. Uygundur efendim. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum.
Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 38. maddesi arz edilir. Komisyon raporu sayın uygundur başkanım. Uygundur. Uygundur. Sinirli sayın. Uygundur başkanım. Sayın Küçükkırı. Uygundur. Uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 39. maddesi arz edilir. Başkanım, İmar Şehircilik Daire Başkanlığı'na gönderilmesini öneriyoruz. Sayın, uygundur. Uygundur. Uygun. Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle ilgili dairesine gönderilmiştir. Gündemin 40. maddesi arz edilir. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım 40 dahil, 49 dahil toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusuna kabulünü öneriyorum. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Senerli. Sayın Küçükkırı. Uygundur. Sayın Yazar, Sayın Acar, Sayın evet, Manavoğlu. Oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 50. maddesi inceleme raporu var, arz ederim. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, komisyonda zaten oy birliğiyle daha önce görüşülmüş bir konu. Bizim için uygundur plan değişikliği önerisi. Sayın Çetin. O da uygun diyecek şimdi. Komisyondan geldiği şekilde uygundur. Sayın Senerli. Uygundur. 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 Uygundur başkanım. Uygun. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 51. maddesi arz edilir. Gruplar adına Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 51 ve 52. maddelerinin okundu kabulünü, toplu oylanmasını ve komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Çetin. Uygundur. Uygundur. Komisyon raporu uygundur başkanım. Uygundur. Başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 53. maddesi arz edilir. Gruplar adına Sayın Komisyon Filiz. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Katılmıyoruz. Sayın Senerli. Belediyesinden geldiği şekilde uygundur başkanım. Aykırı mı var Deniz Hanım? Katılmıyorlar komisyonu raporuna. Katılmıyoruz. Uygundur. 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 Komisyon raporu uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Oylarınıza sunuyorum. Memlekete baskı gülüyor. Değiştir.
Oy çokluğuyla komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir. Gündemin 54. maddesi arz edildi. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. 54'ü oyladık zaten. Evet. 55 şu anda. 54. 53 oyladık. 53 oylamıştık başkanım. 54'tü. 54'teyiz. 54 oylandı az önce, bir yanlışlık hayır, oldu. Hayır, Alanya'nın 53. 54 söylendi, 54 oylandı. Bir yanlışlık var. Hayır, 53. Yani alıp bakabiliriz, 54 kayıtlara oldu. Geçti. 53 mi oyladık? 53 oyladık başkanım, evet. Tamam, 54'e geçin o zaman. Gündemin 54. maddesi efendim. Evet, evet, gruplar adına buyurun. Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Katılmıyoruz, evet. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Uygundur. Sayın Yazar. Komisyon raporu uygundur. Sayın Acar. Komisyon raporu uygundur. Sayın Manol. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Oy kullanmayan kalmadığına göre oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 55. maddesi arz ederim. Komisyon raporu uygundur başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Sayın Senerli. Komisyon raporu uygundur. Sayın Küçükkuru. Uygundur. Komisyon raporu uygundur. Sayın Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Pardon. Reddediyoruz başkanımız, yanlış olun. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Oy kullanmadı da. Başka oy kullanmayan var mı? Evet arkadaşlar, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 56. maddesi arz ederim. Komisyon raporu uygundur. 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 Uygundur başkanım. Uygundur. Oylarınızı sunuyorum.
oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 57. maddesi arz ederim. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Uygundur. 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 Komisyon raporu uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Uygundur. Oylarını da sunuyorum. Arkadaşlar oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 58. maddesi arz ederim. Grupları da Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Çekim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, Sayın Başkan bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Tabii ki buyurun. Buyurun Ömer Başkanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Bu madde 10 Temmuz'da, bundan tam 10 ay önce pazar yeriyle ilgili bir talebimizin, hukuki bir talebimizin bu meclisten reddedilmesinden sonra başlayan bir sürecin tekrar gelmesi. Daha sonra bu süreç sonrasında pazar yeri geçmediği için belediye hizmet alanı geçmişti. Daha sonra bu belediye hizmet alanına 84 tane hukuksuz, hukuken, hukuka uygun olmayan, imar kanununa, yönetmeliğine uygun olmayan 84 tane itiraz yaptırıldı. Ve bu itirazlarda 8 Ocak meclisinde, bu 8 Ocak'ta, yine imar komisyonundaki bir arkadaşımızın bu mecliste, evet başkan haklıdır, Korkuteli'nin belediyesinin hukuki bir hakkıdır ama biz bu 84 tane itirazı sosyolojik olarak değerlendirdik ki parantez içinde siyaset demek bu. Sosyolojik değerlendirmenin dolayı kabul edildi ve yine siyasi bir karar alındı. Ben hem 10 Temmuz'da 10 ay önce hem de 8 Ocak'ta Korkuteli halkımızın hukuki bir kararıdır bu. Hakkıdır pardon. Aday mı gösteriyor? Bu hukuki hakkını lütfen veriniz. Biz burada petrol istasyonu özel iş değil, belediye hizmet binası, kapalı pazar yeri ve hükümet binası yapacağız dememize rağmen 8 Ocak'ta reddedildi. Daha 8 Ocak'ta reddedilmez. Ben o günkü meclis konuşmasında da dedim ki zaten projelerin tamamı bitti. Lütfen etmeyin, eylemeyin. Biz de itiraz ederiz o zaman dedik. 300 tane fazla olsun dedik. 384 tane hukuki bir itiraz yaptık. Fakat görüyoruz ki komisyon raporundaki 384 tane hukuki itiraz da komisyonda reddediliyor. Fakat buradan şunu söyleyeyim. Dairesine iade etmemiz gerekecek. Bunu etmemiz lazım. Sebep de şu. 23 Şubat'ta, yani 8 Ocak'ta reddedilen buradaki işte, 23 Şubat'ta Sayın Bakanımız Murat Kurum'a gidip durumu izah ettiğimizden sonra Korkuteli halkının bu ihtiyacını, ivediliğini anlayan bakanımıza ki buradan binlerce kere teşekkür ediyorum. 92 gün içerisinde resen 5.000'lik ve 1.000'likler yapıldı bitti. Yani Korkuteli halkının yaşayan 60.000 ve Antalya'da merkezdeki ilçelerde yaşayan 163.000 de dahil olmak üzere tüm Korkutelilerin kanuni hakkını Çevre Şehircilik Bakanımız resen onaylamış, askı süreçleri bitmiş ve çok şükürler olsun biz belediye hizmet binamızın ve kapalı pazar yerimizin ihalesine hemen başlıyoruz. Dolayısıyla dairesine iade etmemiz gerekiyor ve bu vesileyle tek bir ricam var şu meclisten. Sosyolojik inceleme diye imar komisyonunda bir inceleme olmaz. Hukuki midir değil midir buna bakılır, kanuni mi diye. Altını çize çize söylüyorum, belediyelerden gelen ve kamu yararına olacak olan işlemlerde hiç parti gözetmesizin, partilere bakmadan tüm belediye başkanı arkadaşlarımı adına rica ediyorum. Lütfen
sosyolojik, yani parantez içinde siyasi değil, hukuki olarak kararların alınmasını rica ediyorum. Korkut Ali halkımıza hayırlı uğurlu olsun. 10 ay kaybettik ama Sayın Bakanımız Murat Kurum'a binlerce kere teşekkür ediyorum. Genel merkezime teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan ve İl Başkanımız Hilmi Durgun'a kapı gibi 60 bin kişinin arkasında durduğu için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Dairesine iadeyi. Çünkü bir anlamı olmayacak burada. Resen onaylandı plan çünkü. Dairesine gönderilmesini rica ediyorum. Uygundur. Hangisi uygundur? Komisyon raporu uygundur. Evet. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur başkanım. Ya sevgili arkadaşlar, bir yanlış yapıyorsunuz. Bak çok özür diliyorum. Askısı ilan edilmiş, askı süresinde bitmiş. Bitmiş bir planın, yani neyin oyluyorsunuz ben onu bana anlamıyorum. Bana getirmene gerek yok. Başkanım. İhtiyaç değil. Sayın başkanım. Buyurun sayın bana bu. Şimdi sayın başkanımız o meclisteki konuşmadan meclis üyemizin bahsettiği konudan bahsetti ya, ben de kendisinin söylemiş olduğu bir söylem vardı. Bundan sonra ben 150-200 tane asker bulacağım ve şikayet ettireceğim dediğini kendisi dedi bu mecliste. Şahitsiniz hepiniz. Bu bir. O askı süresi, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı askı süresi, sayın başkanım, itirazlar vardır. 21.5 itiraz askı süresinin bitiş tarihidir. Ve bu konuda da birçok itirazın belki 200'den fazla olduğunu da bilmenizi isterim. 21'i Cuma güne geliyor sayın başkanım. Askı süresi. Askı süresi 21'inde bitti. 21'e 5 çevre siz okuyun. Siz okuyun. Sayın başkanım, söz bende olduğu için ben konuşabilir miyim? Daha sonra ver. Siz de zaten sayın başkanım. Yok, söz vermedim zaten. Burada. Evet, siz buyurun Sayın Manavoğlu, siz buyurun. 21'e 4, ben de buradan gösterebilirim evrak. 21'e 4'te askıya çıktı. 21'e 5'te Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden askıdan inecekti. Ve bu iyi biliyorum, Korkut Ali Esnaf Odası görevlendirdiği bir memur arkadaşla esnafları dolandırdı. Esnaflar daha doğrusu şey yaptı. 200'ün üstünde olduğunu tahmin ediyorum. İtirazın. Ama Cuma günü. Bakın bugün pazartesi. Askı süresini nasıl biliyoruz ben anlamadım. Yani askı süresi Cuma gün. Mesai saat bitiminde bitmiş olması lazım. Bugün de pazartesi. Bunun 200'den fazla olacağını tahmin ediyorum ben. Şahsım olarak. Başka sözünüz var mı Sayın Manavoğlu? Başka sözüm yok başkanım. Tamam, teşekkür ederim. Ömer Bey çok kısa, lütfen tartışmaya girmeden, meclisin ahengini bozmadan. Bir saniye. Merak evet, buyurun. 21.05.2021 Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün askıdan herhangi bir itirazı olmadan, herhangi bir itirazın askı süresi içerisinde valiliğimize ve il müdürlüğümüze ulaşan herhangi bir itiraz bulunmamakta olup askı ilan turakları yazın süresinde bakanlığa gitti. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra zaten belediyenize, sizin Büyükşehir Belediyesi'ne ve bize ve Çevre Bakanlığı'na... Geldiğinde bir daha bakarız. Hayır, sıkıntı yok. Yani o gelecek, askıdan indi, yani itiraz yok, onu söylemeye çalışıyorum. Sayın Başkanım, burada şunu anlatmak istiyorum ben. Doğrudur, haklıdır. Yani itiraz eden de haklıdır, itiraz etmiyor. Yani bunu bir bekletmenin ne mahsuru var ki? Yani bir fiil gerçekleşmiyor ki. Diyor ki, başkan bir iddiada bulunuyor. Elinde resmi yazılar var. Diyor ki, Çevre Şehircilik Bakanlığı bu planı yaptı. Askı süresi bitti. İtiraz yok. Resmi iki saat sonra gelecek diyor Sayın Başkan. İki saat sonra yani bunu... Gelmiş olsa ona göre değerlendiririz. Hayır, ben askıda itiraz edildiğine itiraz edilmedi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yok yani. Bak itiraz yok Cuma. Yani takdir sizin. Takdir sizin, sıkıntı takdir yok. Takdir sizin ama benim takdir gördüğüm... Takdir meclisin, benim ya, değil. Takdir tabii, meclisin tabii. İşte. Meclis ama, yasayı yönetmelik içerisinde. Ya ben doğrudur yanlıştır yani, tartışmasına değiliz. Ama diyor ki Çevre Şehircilik Bakanlığı bu planı yapmış. Sayın Başkan, onay kaybedilir burada siyaseten. Sıkıntı değil, bir gün daha bekler, sıkıntı yok. Siz oylayın efendim. Sayın, biz meclisi Korkut Eli'nin bu konusu için ayarlamadık. Bizim normal bakanlığın 20 ilçelerimizin 17 Mayıs'ta pandemi süreciyle ilgili yasaklar vardı.
Büyükşehir Belediye'mizde 24'ünde diye yaptık. Yani Korkut Elinin bir gün sonra itirazı gele koyar bir telaşla değil, yapmadık. Değil, itiraz süresi bitti, askı süresi bitti, itiraz yok, onu anlatmaya çalışıyorum. Bir daha i̇tiraz gündeme yok. Sizin konunuzu yine getiririz yani. Yok, ama gerek yok, sıkıntı yok. Ama ben şimdi bu konuyu, bu oylamayı burada demokratik ortamlarda oylamaya geçeceğim. Çok iyi olur aslında. Grupların adına yani bir işte kere daha geçiyor zaten halkı. Deniz Hanım'ın önerdiği şekliyle. Çok iyi olur, Korkut ile halkı bir kere daha görür. Bir saniye, tamam Ömer Bey, teşekkür ediyorum. Başkanım. Ben o zaman sayı numarasını vereyim. Çevre Şehircilik Bakanlığı 21-5-2021 87-79-87 sayı numarasına itiraz numarası sayısını da veriyorum. 200'ün üstüne diyorum. Ama bu da Korkuteli Belediye Meclis üyelerinin verdiği itirazın sayı numarası Sayın Başkanım. İtirazın olmaması imkan yok. Adım Mehmet gibi eminim. İtiraz var. Ve sayı numarasını veriyorum ben size. Ben tamamdır, orasına değil. Ben şu anda mecliste Deniz Hanım'ın önerdiği şekliyle AK Parti grubu çekimserdi. Komisyon kararı doğrultusunda oylarınızı sunuyorum. İtiraz var işte. Burada var. Evet arkadaşlar, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyondan geldiği şekilde kabul edilmiştir. Evet, devam ediyoruz. Gündemin 59. maddesi arz edilir. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Senirli. Grubumuz serbesttir. Uygundur. Uygundur. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Sayın Yazar. Sayın Başkanım, ben bu maddenin hem teknik olarak hem vicdani olarak uygun olduğunu tahmin etmiyorum ve çekimserim bu konuda. Oylarınızı da sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 60. maddesi arz ederim. Gruplara da Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Kaçıncı madde? 60. 60. 60. madde, 61'den de. 60 uygundur. Sayın Senirli. Uygun. Sayın Kicikuru. Uygun. Sayın Yazar. Sayın Acar. Evet, Manavalı komisyon uygundur. Oylarınıza sunuyorum.
oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 61. maddesi arz edilir. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Çekimseriz. Çekimser Milliyetçi Hareket varsa. Memleketi. Uygundur. Uygundur. Komisyon raporu uygundur başkanım. Manavur. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 62. maddesi arz edilir. Grupladığından Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 63. maddesi arz ederim. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 64. maddesi arz edin. Komisyon raporu uygundur. AK Parti grubu olarak uygundur başkanım. Komisyon raporu uygundur. 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 Uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 65. maddesi arz edilir. Gruplar adına? Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin? Katılmıyoruz komisyon raporuna. Sayın katılmıyoruz. Uygundur. 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 Anam. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum.
oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 66. maddesi arz ederim. Gruplardan Sayın Filiz. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Komisyon raporuna katılmıyoruz. Uygundur. 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 Uygundur hocam. Oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 67. maddesi arz ederim. Başkanım, gündemin 67. maddesinde söz konusu plan revizyonu, mekansal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen eşdeğerlik ilkesini karşılamadığından uygun değildir. Biz imar planı revizyonunun reddini öneriyoruz. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Sayın Çetin. Komisyondan geldiği şekliyle bizce uygundur. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur. Çekimseriz başkanım. Çekimser. Çekimseriz başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin 68. maddesi arz ederim. Grupta adına Sayın Filiz. Başkanım, gündemin 68. maddesinde Kumluca Belediyesi'ndeki bir düzenlemeye yapılan itirazların reddi söz konusu. İlçe belediyesinde de bu itirazların tümü oy birliğiyle reddedilmiş. Biz tüm de, siyasi partilerle beraber. Evet başkanım. Tüm siyasi partiler tarafından ilçe belediyesindeki görüşmede de bu itirazlar oy birliğiyle reddedilmiş. Biz de komisyon raporunun kabulünü, uygunluğunu öneriyoruz. Sayın Çetin. Sayın başkanım, bu gündem maddesi gündeme geldi. Konuştuk, görüştük, konuştuk. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın atmadığını sonradan gördük biz de imza. Bize de sonradan farklı bilgilendirmeler de geldi grubumuza ve Kumluca'daki meclis üyesi arkadaşlarımıza da. Tekrar görüşmek üzere. Komisyonda imza da eksiktir zaten. Yeteri kadar bilgilendirme gelmediği için ve sonradan yeni bilgiler geldiği için tekrar görüşülmek üzere komisyona havalesini talep ediyoruz biz. Komisyondan gelmedi mi bu? Cumhuriyet Halk Partisi imzası yok komisyonda. İmza yok ama yeterli sayıda imza var. Komisyon tamam. Raporu oluşmuş. Aksi yönde komisyona tekrar havalesi talebimiz. Çünkü bir takım bilgiler var farklı gelen. Görüşülmesi gerekiyor başkanım. Şimdi Kumluca Belediyesi'nde itirazlar oy birliğiyle reddedilmiş. Kumluca'dan arkadaşlarınız da vardır. Doğrudur başkanım. Görüştük biz onu. Evet. Tekrar görüşmek üzere havalesini talep ediyoruz. Komisyona havale edemeyiz de. Edilebilir başkanım. Komisyona havale edilebilir. Görüşülmüş ve bir karar oluşmuş başkanım. Komisyona havale edilebilir. Dairesine gönderilsin sayın başkanım. Meclis tabii ki meclis uygun görürse tekrar incelensin öyle gelsin. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Başkanım, şimdi Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanımızın konusuna Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri sahip çıkmamış. Bu gerçekten yadırganacak bir konu. O nedenle bence komisyonun tekrar gözden geçirmesi uygun olur.
Tekrar gözden geçirirsin başkanım bu madde. Evet, çoğunluk ne diyor arkadaşlar, bizim grup? Başkanım, imar komisyonuna tekrar gitmez çünkü orada yeterli sayıdaki üyenin imzasıyla görüşülmüş. Takdir. Sayın yazar, ne diyorsunuz, oylayacağım o zaman. Komisyondan geldiği şekliyle, komisyonda Cumhuriyet Halk Partililer görüşü belli, açık seçik. Biz görüşü Hanım, belli değil başkanım komisyonda. Partilerine niye destek Deniz vermek söyledi adına tekrar komisyona gitmesini istiyoruz başkanım. Ne istiyorsunuz? Kendi partilerine destek vermek adına tekrar komisyona gitmesi uygundur diyoruz. Komisyona gidemez başkanım. Gider. Meclis karar alırsa gider. Sıkıntı yok. Bu meclis her türlü kararla gider yani. Sıkıntı yok onda. Merak etme. Arkadaşlar. Evet. Çok acil. Komisyon raporu uygundur başkanım. Komisyon raporu uygun zaten. Problem yok da şunu söylemeye çalışıyorum. Mustafa Bey, açıklama mı yapacaksınız? Söz isteyin. Hayır. Çok kısa Mustafa Bey, buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımız. Şimdi tabii ki Kumca'nın konusu olduğu için gülünç bir duruma düşmek hepimizi üzdüğü gibi beni de çok üzdü. Buradaki konumuz şudur. Biz buradaki Kumca ile ilgili 100 bin insan şu anda burayı izliyor ve buradan cevap bekliyor. Buradaki bizim hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem Kumca Belediyesi'nin üst ölçek ve alt ölçeklerinin birbiriyle uyum sağlanması için yapılan oradaki hatalı bir çalışmanın düzeltilmesiyle ilgili. Yani orada bir büyük bir alanın, 30 yıl önce yapılmış bir alanın %5'lik kısmında bir teknik bir hata var. O hatanın düzeltilmesi için yani düşünün orada 4000'e yakın konut var. Konutun içerisinde %5'lik kısmında zamanında bir yanlış bir düzeltilme yapılmış. Ama şu anda biz Büyükşehir Yasası'ndan dolayı hem Kumca Belediyesi ve Büyükşehir ikisini birlikte düzelterek bu meclisin oy birliğiyle aynı Kumca Belediyesi'nde nasıl bütün siyasi partilerimiz destek verdiyse buradan da Yüce Meclis'in oy birliğiyle yapacağına inancım tamdır. Onun dışındaki hani 2 yıllık meclisteki gülünç bir duruma Kumca'nın düşürülmesinden dolayı da acı çektiğimi sen burada üzülme. Şimdi senin bu masum güzel istiyorum anlatışından dolayı herkes evet verecek. Başkanım. Evet, AK Parti şimdi, grubu. Eğer şeyse bir arkadaşlarımızdan şöyle, teknik bir bilgi isteyelim. Şimdi oyalamayalım, halledelim şu Kumca'nın işini. Yani düştüğümüz durumu şöyle ben önümüzdeki hafta getirelim. Şöyle ben bir özetleyeyim düştüğümüz durumu da. Yani bunun bir sonrakine gelmesinde bir beis yok. Bir kooperatif yeridir sonuçta bir. İkincisi, hiç tanımam, görmem, bilmem. Ben ilçe belediye başkanı arkadaşlarımdan gelen konuları biz de tanımayız. En kısa, ivedi şekilde halletmeyi düşünüyorum. Kumluca'daki belediye başkanımızın ve meclis üyelerimizin aldığı karar doğrultusunda AK Parti ve MHP destek verdi zaten verilmiş komisyonda. Verilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi komisyonda destek vermedi. Ya dedik ki bildikleri bir şey var demek ki herhalde diye düşündük. Biz de Cumhuriyet Halk Partili Necat abi güreşe gittiler diyor. Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyesi arkadaşlarımızın bildikleri bir şey var herhalde diye biz de biraz bir görüşme yaptık. Farklı bilgiler geldi bize de. Dolayısıyla meclisin yanlış bilgilendirilmemesi ve yanlış yapılmaması adına komisyonda her ne kadar Kumluca belediye başkanımıza, meclis üyelerine AK Parti grubu olarak destek versek de Cumhuriyet Halk Partisi destek vermese de biz tekrar görüşülmesi doğrusunda komisyona havalesini talep ediyoruz. Arkadaşlar, Cuma günü Cansel Hanım, Genel Sekreterimiz, Kumluca'nın oy birliğiyle geçmesini istediğim için eğer uygun görürseniz komisyona havale edelim. Cuma günü tekrar görüşelim. Uygundur. Sayın Çetin. Evet. Sayın Başkanım, takdir Yüce Meclis'in olmakla birlikte komisyon kararı bağlayıcı olmadığı için meclisimizin takdirindedir. Ancak bugüne kadarki uygulamalarımızda bilgilenecek arkadaşlarım belki öyle arz ediyorlar. Şehircilik Daire Başkanlığı'na hep göndermiş idik. Takdir Yüce Meclis'indir. Bugün itibariyle komisyona göndermemizde meclis olarak bir sıkıntı yoksa komisyona gönderiyoruz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Daha önce gönderdik başkanım. Komisyona gönderiyoruz. Daha önce de gönderdik. Ümit örneği başkanım söz yani istiyor. Buyurun Sayın Başkan. Meclisimizin memleket konularına yaklaşımındaki ciddiyetin muhafazası açısından çok gerekli görülüyorsa imzalamayan arkadaşları dinleyerek oylayalım. Benim görüşüm bu. Aksi halde çok gayri ciddi bir tutum olacak. Yani
tekrar tekrar bir manası yok yani. Burada oyalama gibi bir şey yok. Yani kendi arkadaşlar da oy vereceğini de düşünüyorlar. İyi Parti grup sözcüsü de aynı görüşte olduğunu söylediği için bu meclisin hep birlikte cuma günkü meclise alınmasını da ben söylüyorum. Ben alacağım. O yüzden Sayın Başkan. Başkanım, komisyon üyelerinin katılımı çoğunluğu sağlıyor. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi komisyon üyeleri katılsa da red verse bile komisyon kararı geçerli olacağına göre niye tekrar komisyona gönderiyoruz? Ya olabilir, gelmemiştir, işi vardır. Onlara. Arkadaşlar, bunlar meclislerde olağan şeyler. Ötelemek iki ay sonraya göndermiyoruz. Sadece cuma gününe gönderiyoruz. O yüzden ben hep oy birliğinden yana olduğum için bu konuda görüşümü bildiriyorum. Çünkü İyi Parti grup sözcüsü de aynı konuyu söylediği için söylüyorum arkadaşlar. Oylarınıza sunuyorum. Komisyon havalesini. Oy birliğiyle imar komisyonuna havale edilmiştir. Diğer gündem maddesine geçiniz. Gündemin 69. maddesi arz edilir. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Uygundur. Sayın Senerli. Uygundur. 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 Uygundur başkanım. Oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 70. maddesi arz edilir. Komisyon raporu uygundur. Katılmıyoruz komisyon raporuna. Sayın Senerli. Komisyon raporu uygundur. Uygundur. Sayın uygundur. Uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Oylarını da sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemi 71. maddesi arz edilir. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. 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 Oylarınıza sunuyorum. Oy kullanmayan var mı?
Evet arkadaşlar, başka oy kullanmayan var mı? Olmadığına göre benim oyumla oy birliği çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemi 72. maddesi arz eder. Komisyon raporu uygundur. Sayın Çetin. Uygundur. 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 Oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi 73. maddesi arz ederim. Komisyon raporu uygundur başkanım. Sayın Çetin. Başkanım, bu 73 ile ilgili kısa bir söz almak istiyorum. Daha önce 10. ayda meclisimize geldi. AK Parti grubu ve MHP grubu olarak ret verilen bir maddeydi bu. Trafo yeri niye ret vermiştik? Trafo yerlerine hep okey veriyoruz. Evet veriyoruz genelde oy birliğiyle. Şimdi bu trafo yeri şahısa ait bir yer. Şahsa ait olan trafo yeri 10. ayda 2020'nin meclisimizden AK Parti ve MHP'nin red oyuna karşılık oy çokluğuyla geçti. 2. ayda Murat Paşa'dan binli geçti. 3. ayda gündeme alındı 113. maddeyle ve şu an karşımızda. Tekrar binliğine oluyoruz. Yani bu kadar kısa bir sürede 5-6 ayda belediyelerin trafo yerlerini sosyal tesise veya kütüphanelere bir takım yerlere çevirdiğini görmüştük, duymuştuk. Ama bugüne kadar şehrin göbeğinde, merkezinde bir trafo yerini özel şahsın 4 katlı 0-60 emsal bir trafo yerini şahsa özel planlama yaptığımızı herhalde ilk defa görüyoruz. Yani ben meclisin yeteri kadar bilgilendirmediği kanaatindeyim. Ve bu jet hızıyla 5-6 aylık bir süreçte trafo yerinin 4 katlı bir alana çevrilmesi hususunun arkasındaki siyasi destekçi arkadaşlarımızın hızıyla olduğu kanaati de bende zaten siyasi yönetici diyeyim, meclis üyesi demeyeyim, yönetici arkadaşlarımızın desteğiyle zannedersem jet hızıyla geçiyor. Ben bu maddede meclisimizi bilgilendirmek istedim. Trafa yeri 432 metrekare, şehrin merkezinde bir vatandaş almış, şu anda trafa yerini sosyal tesise çevirip 4 katlı 0-60 emsalli bir yer planlaması yapıyor. Biz trafa yerlerini TEDAŞ'a, CK'ya sürekli yatırıma yönelik hizmeti önünü açmak adına her tür desteği veriyoruz ama bu trafo yerine destek vermiyoruz, red diyoruz. Teşekkür ederim. Trafo'dan çıkartıyoruz, özel statüye kazandırıyoruz. Trafo derken onu söyleyeyim de trafo konumundan çıkartıyoruz şu anda. Teşekkür ederim. Komisyondaki arkadaşlar trafo yapılmayacak diye yazı mı gördüler, aldılar? Efendim? 2 yıl önce bir görüş var. 2 yıl önce alınmış, siyasi bir yönetici tarafından alınmış bir görüş var. Yani zaman zaman kamuya ait yerlerde kurumların görüşleri doğrultusunda kararlar verildi daha önceki yıllarda. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Erkan Demirci söz. Buyurun Erkan Bey. Başkanım, bu bayağı o kadar jet hızı değil, herhalde bir 6-7 ayı buldu, normal sürecinde işledi, öyle çok hızlı değil. Yanlış değilsem Orman Bölge Müdürlüğü'nün köşesinde özel mülkiyette bir parsel var. KOP'tan gelmiş 18. Alanya mı, Antalya mı? Antalya. Antalya, evet. Antalya'da. KOP'tan gelmiş, 5000'likte zannedersem biz o düzenlemeyi yaptık. Binlikte vatandaşın özel mülkiyeti. O dönem biz kararı aldığımız zaman 5000'likle ilgili şey de vardı. TEDAŞ, yani benim ihtiyacım yoktur böyle bir kamulaştırma yapmayacağına dair bir görüşü de vardı. O kapsamda biz o 5000'likteki düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi onun binliği zaten konu. Ama 4 katlı bina veriliyor falan, emsal 0-60 falan dendi. Özel sosyal tesis alanına çevriliyor başkanım trafodan. Ondan dolayı katı meclis isterse hani 2 kata da düşürebilir. O meclisin takdiridir. Efendim?
Emsal ve kat veriliyor başkanım. Böyle bir trafa yeri geçirmedik. Ben bilmiyorum. Biliyorsan ya bilen varsa da anlasın. Trafa yerini özel şahsa geçirip de dört katlı bir bina olarak dikmesine trafa müsaade eden... Trafa yeri geçmedi ama bugüne geçmedi. Kadar Antalya'mızda... Trafa yerleriyle ilgili belediyelerimiz başkanım. İnisiyatif aldı takdirde destek verdik. Ne yapmak istiyorsa. Ama bu şahıs olduğu için biz burada özel bir durum olduğundan dolayı bir reddiz yani. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu Antalya'da 20 yıl önceki dönemde büyük şehirde tekel yeridir. Buna benzer kamuya ait yerlerle ilgili hep ticari planlar yapıldı. Devlete katkı koymak dendi falan. Yani bunları da unutmayalım. Bunları söylerken. Sayın Senirli. Kararına katılmıyoruz başkanım. Komisyon kararı uygundur. Komisyon kararı uygundur. Komisyon kararı uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Devlete ait yerler biliyorsunuz ihaleyle satılmıştı. Burası şahsın aldığı bir yer. Hangi tarihte almıştır, ne amaçla almıştır, kaç ben parayı almıştır bilmem. Şimdi hatta ben meclisten Erkan geçten Bey, sonra kaç para olacaktır zannettim. Yani. Ben hiç yerlerin belediyeye alınırken yani kimin yeridir, kim malı. Ne rant kazanır, kazanmaz için başkanım, onları bilmem. Söylediğiniz hususlar sonuçta devlet ihaleyle satılan yerler. Burası şahsın aldığı. Yok şimdi, bazen uzunca tartışmaların olduğu. Üç görüşü alıp şu anda biliyoruz. Dört katlı emsalle kaça çıktığı belli olmayan bir yer şu anda. Oy çokluğuyla reddedilmiştir. Gündemin 74. maddesi arz ederim. Gruplar adına. Komisyon raporu uygundur. AK Parti grubu olarak katılmıyoruz komisyon raporuna. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla reddedilmiştir. Gündeme 75. maddesi. Komisyon raporu uygundur başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz başkanım. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Sayın Küçükkuru. Uygundur. Komisyon raporu uygundur. Uygundur. Uygundur başkanım. Oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla reddedilmiştir. Demin 76. maddesi arz ederim. Komisyon raporu uygundur başkanım.
Sayın Çetin. Katılmıyoruz komisyon raporuna. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Sayın Küçükkuru. Uygundur. Komisyon raporu uygundur başkanım. Uygundur başkanım. Bana ne olsun. Uygundur. Oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla reddedilmiştir. Gündemin 77 ila 141. maddesi dahil gündem maddelerinin ilgili komisyona havale edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle komisyonlara havale edilmiştir. Sayın Başkanım, 5 dakika ara vereceğiz. 5 dakikadan sonra ASAT Genel Kurulu'nda da toplantısı var. Bir evet soru... arkadaşlar, 5 dakika ara veriyorum. Sayın Başkanım, devamını da Cuma arkadaşlar günü... 10 dakika istiyorlar. 10 dakika ara veriyorum. Devamını da Cuma günü saat 14.30'da. Aynı eğer uygun görürse. Ne var abi? Bitti şimdi burada. Çok istedim. Sağ ol abi.